Her ne kadar güven veren ve umut vaat eden oyununu izlemiş olsak da işte Andorra ve Arnavutluk gibi zor kazandığımız karşılaşmalarda bir eleştiri vardı. Özellikle sosyal medyada bunu gözlemledik. Ama bence Arnavutluğu ya da Andorra'yı böyle 4-0'lık, 5-0'lık skorlarla geçmek yerine 90. dakikada atılan gollerle mağlup etmek takımı daha uyandırıyor ve işin daha çok farkına varmasını sağlıyor. Bence bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda. Bir açıdan bakabiliriz ama diğer taraftan da bu biraz önce bahsettiğim İzlanda maçının son 10 dakikası var ya. Hı-hı. Dün seninle beraber tribünden izlediğimiz maçta. Evet. Oradaki o artık bir an önce maç bitsin aceleciliği. Hı-hı. Hatta bazen paniğe kaçan ki o hata 85'e kadar duran top paylaşımı, alan savunması çok iyiydi. Hı-hı. En kritik yerde Meri olmasa golü yiyorduk neredeyse. Oradaki konsantrasyon bozukluğu o maçlarda da oldu. O maçlarla bu maçın sonun dakikasını niye aynı cümlede kullanıyorum? Çünkü artık turnuva eleme aşamasının sonlarına geliniyordu. Evet, kendi evimizde Andorra'yı yenmemiz gerekiyor. Hı-hı. Hadi Dolmabahçe'de yenelim, bitsin bu iş. Gol atmaya çalıştık, olmadı, olmadı derken attık. Arnavutluk, hadi Kadıköy'de yenelim. Hı-hı. Hemen bitsin, Fransa'ya gidelim. Orada da bir beraberlik, belki bir galibiyet. Olsun, mağlup da olsak İzlanda'ya geçeceğiz. Ruh hali Hı-hı. bu noktaya getiriyor. Bir de şöyle bir durum var. Balıkesir'den Cengiz var. Evet. İzmir'den Çağlar var. Karamürsel'den Merih var. Bursa'dan Zeki var. Mert var İstanbul'dan yine. Hı hı. Bu oyuncular Türk futbol tarihinin son içinde oldukları için yaşları henüz 20'li yaşların başları ve ortasındalar ama hı hı. 90'lardan bu yana o Türk futbolunun yaşadığı badireler, son dakikada kaçan turnuvalar, son dakikada gidilen turnuvalar o psikolojiyi biliyorlar. Bunu bir anda atmak, bir anda böyle evet çıkıyoruz, oynuyoruz, kazanıyoruz, bu turnuvada gideceğiz. İşte biz İspanya gibiyiz, Fransa gibiyiz, ona da gideceğiz. Tek hedefimiz yarı final. Final olursak başarılıyız. Yarı finale kalmazsak keşke turnuvaya gitmeseydik diye bir futbol ülkesi de değiliz. Hı hı. Bu bilinçaltı da var. Oyuncuların biri Leicester'dan gelse de Juventus'tan gelse de Milan'ın 10 numarası bizim ilk takımımızın 10 numarası olsa da hı hı. bu biraz süreç gerektiren bir durum.